Herkese merhaba. Orta vadeli programın açıklandığı, dolar tl için yıllık hedeflerin verildiği ve dolarizasyonun %60'ların üzerinde olduğu bugünlerde dolar tl'yi analiz edeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dolar bir yatırım aracı değildir. Dünya ticaretinin yaklaşık %45'inin gerçekleştiği, rezerv para birimi olarak kabul edilmesi gibi sebeplerle oldukça convertible bir para birimi olsa da temel olarak bir nakit varlıktır ve nakit varlıklar yatırım aracı olarak kullanılmaz. Ancak enflasyonun ve talebin yüksek olduğu ülkelerde yerel para biriminin değer kaybetmesi sebebiyle sadece paranızın değerinin bir miktarını korumanıza yardımcı olsa da genellikle nette negatif bir durumda olmanızı sağlar. Bu durumun farkında olarak ve bu analizi bir yatırım analizi değil, sadece iki para biriminin birbirine karşı olan durumunun analizi olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyebiliriz. Bu analizimizi de kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapacağız ve periyotlarımız yine aylık, haftalık ve günlük olarak işleyecek. Bu genel bilgilerimizi verdikten sonra geçelim analizimize. Dolar TL'ye ilk olarak aylık periyotta bakalım. Uzun vadeli olarak değerlendireceğimiz bu periyotta dolar TL'nin 2009 yılından başlattığı hareketini her mumun bir önceki dibinden yüksekte oluşarak kanal içinde yükselen bir yapı oluşturduğunu görüyoruz. Bu kanal hepimizin yakından hatırlayacağı bir tarihte 2021 Aralık ayında kırılarak yukarı yönlü yeni bir hareket oluşturmuş ve periyot içinde eş zamanlı olarak bu hareketin bir formasyon hareketi oluşturduğunu da görüyoruz. Dikkatimizi çeken bir başka seviye ise orta vadeli programda 2023 yılı için verilen 23.90 seviyesinin bu periyottaki destek seviyesi olması. Orta vadeli program hedefi aslında bir teknik seviye hedefimiz sorusu da akıllara geliyor. Uzun vadeli periyodumuzda söyleyebileceğimiz en net durum dolar tl için 23.90 seviyesinin üzerinde kalındıkça yönünün yukarı yönlü olduğu oluyor. Orta vadeli yani haftalık periyotta dolar tl görünümüne geçtiğimizde ise yine bir kanal hareketi ve kanal içinde bir formasyon hareketi görüyoruz. Bu simetrik yapıdaki kanal ve formasyon hareketinin sınırlarına ve olası kanal kırılımı sonrası hedeflerine baktığımızda ise yine karşımıza orta vadeli programın 2024 hedefi çıkıyor. Orta vadede destek noktamız 24.70, direnç noktamız ise 28.60 seviyesi olarak görünüyor. 28.60 seviyesinin kırılımı ise dolar TL'de teknik direnç seviyesi 36.80 olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergeler ve orta vadeli program hedeflerinin bu kadar örtüşmesini güzel bir tesadüf olarak değerlendiriyorum. Dolar TL'ye kısa vadeli yani günlük periyotta baktığımızda ise ikili bir formasyon yapısıyla karşılaşıyoruz. Öncelikle 2022 yılından başlayan uzun bar boylarıyla oluşan ve yatayda bir süre seyredip yukarı yönlü kırılan bir kama formasyonu ve kırılım sonrası oluşan bir de yükselen üçgen formasyonu. Bu iki formasyonu birlikte değerlendirdiğimizde ise karşımıza yine ilginç rakamlar çıkıyor. Öncelikle kısa vadede 26.45 ve 27.50 seviyelerini takip edeceğiz. Bu aralıkta dalgalanmalar normal olacak. Özellikle 27.50 seviyesi kırılımı ile birlikte formasyon aktifleşecek ve bizi sürpriz bir rakam daha karşılayacak. 43.90 bu sürpriz rakam ise orta vadeli programın 2025 hedefi. Hal böyleyken teknik analizin daha yakından takip edilmesi ve önemi bir kez daha ortaya çıkıyor sanırım. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizler de kanalımıza abone olarak analizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Analiz etmemizi istediğiniz varlıkları ve yorumlarınızı bize belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.